Nükte programına hoş geldiniz. Eğitim sisteminde okul dersleri rakamlara boğulmuş, yoğun, teknik ve formül anaforunun estiği, mantığını kavrayamadan ezberleyerek geçmek zorunda kaldığımız bilgi bulamacıdır. Mesele böyle olunca fen ilimlerini anlamak, oradan yaratıcı olan Allah'a ulaşmak ve onun sıfatlarını derk edebilmek mümkün olmamaktadır. Halbuki her bir fen, kendine mahsus diliyle Cenab-ı Hakk'ı ve sıfatlarını anlatır. Peki biz neden anlatılan muhtelif konuların, hatta yıldızların, muazzam güneş sisteminin arkasında esmayı ve sıfatları göremez oluruz? Mesela güneş konusu ele alındığı zaman sayısal kavramlar etrafımızı hızla sarar ve güneşin dünyaya uzaklığı, ısısı, büyüklüğü, tasavvurundan uzak olduğumuz büyük rakamlarla bizlere sunulur. Sayılarla boğuşurken esma nazarıyla bakmak bir tarafa, maalesef güneşin hususiyetlerini dahi anlamaktan uzak düşeriz. Bilginin kişinin tüm latifelerini işlemesi ve oradan tefekküre yükselmesi meselesi ise hiçbir zaman müfredatımızda yer almamıştır. Bizlere verilen sıradan bir bilgide dahi kudreti, azameti, Rabbi göremez olur, skolastik düşüncenin başka bir türevini eğitim sistemimiz içinde farkında olmadan yaşarız. Tefekkürü meslek edinmek iyice zorlaşır. Tefekkür mesleğinin esas alındığı Risale-i Nur'da ise kainat kitabına ve güneşe şu pencereden bakılıyor. Kozmografyaca küre-i arzdan 1 milyondan ziyade büyük ve 1 milyon seneden ziyade yaşayan güneşi kömürsüz, yağsız yandıran, söndürmeyen Hakim-i Zülcelal'in hikmetine, kudretine bak. Sübhanallah de, güneşin müddeti ömründe geçen dakikalarının aşiratı adedince, maşallah, barekallah, la ilahe illahu söyle. Acaba dünya sarayını ısındıran güneş sobasına veyahut lambasına ne kadar odun ve kömür ve gaz yağı lazım olduğunu hesap edebilsin. Her gün yanması için kozmografyanın sözüne bakılsa, 1 milyon küreyi arz kadar odun yığınları ve binler denizler kadar gaz yağı gerektir. Şimdi düşün, onu odunsuz, gazsız, daim ışıklandıran Kadir-i Zülcelal'in haşmetine, hikmetine, kudretine, güneşin zerreleri adedince, Sübhanallah, maşallah, barekallah de. Burada bilgi boca edilmemiş, güneşin özellikleri akla ve mantığa uygun, tasavvur edilecek bir şekilde verilmiş. Yanı sıra da tefekkür, sanat-ı ilahi ve yaratıcının özellikleri, esması, fen ilimleriyle mezcedilmiştir. Sayısal değerlerin arkasındaki gerçek nükteyi görebilmek ve Sübhanallah, maşallah, barekallah diyebilmek temennisiyle Allah'a emanet olunuz.